konuşmacımız kendini aslında bu sektöre adamış, bu sektörde öncü olmuş, inovasyona, girişimciliğe önem veren bir seri girişimci. Bilmiyorum Ahu Hanım, sizi böyle tanımlamam doğru olur Çok mu? gurur duyuyorum, teşekkür ederim, ama benden çok daha iyi girişimciler var. Ben böyle ortada bir yerdeyim. Fark Holding'in yönetim kurulu başkanı ve TTGV'nin de yönetim kurulu üyesi Sayın Ahu Büyükkuşoğlu Serter bizimle birlikte. Hoş geldiniz diyorum ve sahneyi size devrediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok da güzel bir giriş yaptınız. Aslında siz bizim istediğimiz ideal müşteri profilimizsiniz. Birlikte hayal edebileceğimiz ve bundan 10 yıl önce kendimize sorguyla başladığımız asıl müşterimiz kim diyerek başladığımız yolculukta bu noktaya gelebilmiş olmak harika. Yani hayal eden ve gerçekten aslında müşteriyle konuşabildiğimiz birebir ve ona göre araç ve mobiliteyi şekillendirebildiğimiz bir yerdeyiz. Benim ufak bir biraz da renkli bir sunumum var. Çünkü sizin gibi benim de hayallerim var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir saniyenizi rica Harika, edeyim. size de. Evet, teşekkür ediyorum Başak Hanım. Sağ olun. Şimdi saatime de bakayım. Sizleri de çok oyalamayayım. Ben bu başlığı seçtim çünkü aslında mobilite, otomotiv, hareketlilik her şeyin ana şeyi ortasında people, yani insan var. Ve otomotiv ve mobilitenin ötesinde de aslında pek çok görmediğimiz şey var. Dediğim gibi bundan 10 yıl önce asıl müşterimiz kim? Biz otomotiv sektöründe başladık bu işe, ama işte araç üretmek ana amacımızdı, ama biz bu araçları kimin için üretiyoruz, ne için kullanılıyorlar, daha farklı üretebilir miyiz gibi gibi şeyleri daha az düşündüğümüz bir dönemden geçtik. Ben şu anda bulunduğumuz yeri gerçekten bir Model T, hani ilk Ford'un bu işe başladığındaki Model T zamanıyla bayağı da eşit görüyorum. Çünkü gerçekten otomotiv sektörünü, mobiliteyi ve hareketliliği inanılmaz derecede dönüştüğü bir zamanda yaşıyoruz. Şimdi tabii eskiden otomotivci olarak, otomotiv sektöründen gelen birisi olarak konuşuyorum, bu şapkam da var. Biraz daha işimiz kolaydı. Evet, kurallar ve otomotivci olmak çok zor bir şey, ama kuralların tanımlı olduğu ve bir şekilde bunları sağladığınız zaman da şimdi sadece otomotivdeki kuralların dışında bir de kendi ötemizdeki krizleri de yönetmekle yükümlü olduğumuz değişik bir dünyada yaşamaya başladık. İşte problemlerimiz COVID-19'un getirdiği pek çok problem, çip krizi, işte tedarik zincirindeki kısalıklar, buradaki fiyat artışları, bir yandan da bir sürü fırsatlar aslında artık karbon ayak izi ölçümleri, otonom sürüşler, araç paylaşımı, sizin hayal ettiğiniz gibi işte skateboard teknolojiler vesaire vesaire, bir sürü de fırsatımız var aslında otomotiv sektöründe. Şimdi otomotiv sektöründeki trendlere baktığınız zaman gördüğünüz gibi tek başına araç üretimleri aslında COVID'in de etkisiyle son derece azaldı. Sipariş var mı? Var. Ama bu siparişleri üretebiliyor muyuz derseniz de çip krizi ve diğer nedenlerden dolayı da maalesef yeterince de üretim yapamadığımız bir otomotiv sektörü gerçekliği içinde yaşıyoruz. 2021'den 22'ye dünya çapındaki artışları görüyorsunuz. Özellikle sağ kolonda işte %24'ler var Amerika'da, %16 var Asya'da. Artış da var. Fakat bir de bunların yanı sıra bir challenger'lar girmeye başladı işimizin içine. Bağlantılı araçlar dediğimiz, sizin de söylediğiniz gibi sizin bildiğiniz podcast'ı, siz bildiğiniz anda sizi tanıyıp size uygun podcast'ı size sunan farklı servisler de bekliyoruz. Yani araçlarımızın bizim için artık önemli, bizi sadece bir yerden bir yere taşıması değil, bir de bize aynı telefonumuzdan aldığımız servisleri veren mükemmel bir araç deneyimi bekliyoruz. İşte 2020'de %48 iken connectivity değerimiz, bugün 2030'da beklediğimiz %96'lık bir connectivity, bağlantılılık bekliyoruz araçlarımızdan. Otonom sürüş artıyor. Paylaşımlı araçlar bence büyümeye en çok alan. Çünkü şu anda herkes paylaşım ekonomisi, paylaşımdan bahsediyor olsak bile daha gideceğimiz yerin %10'unda bile değiliz. O yüzden çok ciddi bir ilerleme olacağını düşünüyoruz. Elektrikleşme de son 2-3 senede inanılmaz hızlandı. Biz bundan 3 sene önce elektrikleşmeyi konuşurken 2050'de falan ancak olur diyorduk. Şimdi 5 yıl içinde %100 elektrikleşmeye geçtik.
geçmeyi planlayan ülkelerden bahsediyoruz. Biraz değerlere baktığımızda bu maviyle işaretli olanlar Tesla Amerikan, BYD ve NIO Çinli, üç tane yeni elektrikçi, New Electrical Vehicle Manufacturer dediğimiz NEV'ler. Bunlar yıllar yılı bu işi yapan, bu konuda çok başarılı olan devlerin önüne geçmiş durumdalar ve hızla da ilerlemelerini sürdürüyorlar. Şu anda o devler bu küçüklere soruyor. Biz de size nasıl yetişebiliriz? Hem kendilerine soruyorlar hem küçüklere soruyorlar. En son belki duymuşsunuzdur, Volkswagen CEO'su Tesla'yı çağırıp nasıl sizin gibi olabiliriz gibi bir konuşma yaptığını, bu da böyle kulis ve dedikodu tarafı duydum. Şimdi otomotiv satışları, işte Avrupa'da satışlar azalırken ama elektrikli araç satışları yukarı çıkıyor. Onun dışında işte paylaşımlar artıyor. Amerika'da yine satışlarda yükseklik var. Şu anda da elektrikli araç global pazarda 4.6 gibi bir pay var. Fakat bu pay önümüzdeki 3-4 sene içinde korkunç yüksek bir şekilde de arttığını da projeksiyonlarda görebiliyoruz. Şimdi bunları görüyoruz. Yeni gelenler var. Bu yine işte 10 yıl önce falan raporlarda hep şunu okuyordum. %90 otomotiv sektörüne gelen inovasyonun %90'ı otomotiv dışından gelecek diye. Ve bu raporlarda yazanlar gerçekten de gerçek oldu. Şu ortadaki gördüğümüz işte Waymo, Cruise, AutoX, PonyAI, bunların hiçbiri otomobil firmalarının içinden çıkmış startuplar değil. Hepsi dışarıdan gelip aslında bazıları da büyük firmalar tarafından, mesela Cruise'u GM satın aldı. Yaptığı en büyük satın almalardan bir tanesiydi. Çünkü bu kapabiliteyi içine alması gerekiyordu. Bazılarının exit'i dediğim gibi büyük otomotiv firmalarına oldu. Bazıları ise kendi kulvarlarında gitmeye devam ediyorlar. Sonuçta aslında yazılım şirketleri otomotiv sektörünü değer konusunda liderliğine soyundu ve şu anda da orada oturuyorlar. Birazcık da eskiden gelen otomotivciler de biz bu oyununu nasıl yakalarız, nasıl içine gireriz diye hem startupları satın alma hem kendi içlerinden yeni fikir çıkarma hem de onlara yatırım yapmayla ilgili bir takım şeyler yapıyorlar. Bu arada birbirimizle işbirliği yapmak, platformları birleştirmek de öne çıkan bazı trendlerden bir tanesi. İşte software'lerde trendi de görüyorsunuz. Nereden başlamışız? Engine controller, işte infotainment'lar konuşulurken 1990'larda bugün artık biz connectivity'den ADAS'tan yani Advanced Driver System Assistance'lardan yoğun olarak konuşmaya başladık. Yine işte car sharing'e burada dikkat çekmek istiyorum. Ne kadar az bir şey var şu anda. Daha paylaşım çok çok fazla aslında. Oralarda çok güzel bir büyüme trendini görebiliyoruz. Robotaksiler ve shuttle'lar, işte bizi istediğimiz yere yalnız mı gitmek istiyoruz, başkalarıyla mı gitmek istiyoruz veya kendimiz gitmek istemiyoruz ama bir paket mi göndermek istiyoruz? Her iş için uygun olan araçların ve shuttle'ların olduğu farklı bir dünya bizi bekliyor. İşte trendler, en güzeli bence elektrikli araç şeyinde bariyerler çok düşük. Yani biz eskiden ben de Toyota gibi bir şirket olacağım deyip bir Türk şirketinin kalkıp da Toyota'ya rakip olması düşünülemezdi. Ama şimdi bunu hayal edebiliyoruz. Bugün TOG'da yaptığımız, aslında Türkiye'nin otomobilinde yapmaya çalıştığımız şey de Türkiye'nin kendi otomobiliyle aslında elektrikli araç alanına giriş yapması. Tabii burada bariyeri düşük olduğu için ve burada teknolojik ve hız ilerleme çok da önde olduğu için aslında tam bir startup oyunu. Fon çekmede de sorun olmadığı için yeterince de paranız varsa bu alanda aslında güzel bir ilerleme kaydedebiliyorsunuz. İşte burada en son listede olan bu şirketlerde son işte 2014'ten 2005'lerden sonra ortaya çıkan yeni otomotivler. Şimdi otomotiv yapmak artık o kadar zor mu derseniz, IKEA'dan bile otomobilinizi alabileceğiniz bir yere doğru gittiğimizi düşünüyorum. Bunlar yeni platform teknolojiler. Bu da İsrail'li bir startup olan Ree'nin skateboard platformu. Siz bunu alıp üstünüze istediğiniz aracı başakalım yapabilirsiniz. Parçalarda hatta bakın bir tanesi de yapmış. Bu Renault'un bir aracı.
ben böyle bir araç hayal ettim dediğiniz zaman parçalarını alıp, parçaları da görüyorsun sanki 3D printer'dan çıkmış gibi, istediğiniz gibi do it yourself, hatta çocuklarınızla bile araç yapmayı hayal edebilirsiniz. Mikromobility diye bir şey bilmiyorduk, bir tek bisiklet biliyorduk. Onu da sadece Asya'da ve Hollanda'da ve Danimarka'da kullanılan bir alet olduğunu düşünüyorduk. Biz kendi hayatımızda bisikleti oyun oynama aracı olarak tanıyorduk çocukken. Birden hayatımıza böyle mikromobility diye bambaşka bir sektör girdi. Ve skuterler otomotivcilere, onlar da rakip oldu. Çünkü aslında bir aracın kullanımına bakarsanız, hep son mil veya son kısa mesafelerde araçlar kullanıyoruz. Araç yerine başka neyi kullanabiliriz de bu aracın park etme ve diğer acılarını çekmeyiz diye düşündüğümüz zaman bu problemlere çözüm bulan pek çok scooter, pek çok startup aramıza girdi. Türkiye için çok değerli olduğunu düşündüğüm bir sektör de bu last mile delivery sektörü. Çünkü biz bu konuda şimdi mesela İsrail kripto currency cyber security konusunda örneğin çok iyi olduğunu ve defense'de iyi olduğunu yapıp düşünüp bütün R&D stratejisini ona vermiş. İşte farklı ülkeler farklı güçlerini base etmişler. Türkiye'de lojistik sektörü ve bu tedarik zinciri konusunda çok çok güçlü olduğumuzu düşünüyorum ve o yüzden bazı işlerin POC'sini yapmak, yani getir de bence bunun güzel bir örneği. Bu konuda bence Türkiye dünyada büyük bir hub olabilir. Çok da değerli de girişimler ve fikirler çıkıyor. O yüzden burası bizim gerçekten çok optimist olduğumuz bir yer. İşte COVID, COVID'den dolayı başımıza gelenler malum, gördüğünüz gibi normal otomotiv sektöründe baktığınız zaman rakamlar çok iyi değil. Ama bu problemlerden doğan çözümler de yeni bir fırsat zinciri önümüze getiriyor. Kötü haberler var, işte iyi haberler var. Bence en iyi haberler yeni gelenler bayağı çoğalacak. Ve o yeni gelenlerle ilk önce işbirliği yapan veya onlardan biri olan veya onlara yatırım yapan kişiler, organizasyonlar geleceğin kazanıcıları olacak diye düşünüyorum. Hep transformasyon konuşuyoruz ama transformasyon biraz böyle geleceğe dönük bir şey değil. 5 sene sonra şimdi transform olacağız diye bir konu değil. Bugün artık her gün yeni bir şeyin eklendiği bir transformasyon sürecinden bahsetmemiz lazım. Biz bunun için ne yaptık? Fark Labs, girişimciliğim belki işte girişimcisi olduğum bir şey diyebilirim, Fark Labs. Geleceğin daha iyi bir versiyonunu tasarlama aracı tasarlayalım dedik ve bu aracın içinde bütün bu konulara nasıl bakabiliriz? Hem nasıl yatırım yapabiliriz? Nasıl öğrenebiliriz? Legacy işleri dediğimiz daha endüstriyel işlerimiz bu yeni yaptığımız işlerle nasıl etkileşim halinde olurlar diye ilk dikey mobility olan sonra da yaşam bilimleri ve sustainability farklı şeyleri olan bir inovasyon laboratuvarı kurduk. İstanbul'dayız, Ankara'dayız, ODTÜ'nün içindeyiz. Paris ve Seul'deyiz şimdiye kadar ve bu sene içinde Şanghay ve Michigan'da Detroit'e de gideceğiz. Neden buralara gidiyoruz derseniz bunlar aynı zamanda otomotivin hub'ları, yani eski otomotiv sektörünün hub'ları ve yenileşmek için orada da ciddi bir motivasyon var. Evet, bunlar işte programlarımız. Biz hem ideation, ondan sonra yatırım, sonra yatırıma yaptıktan sonra co-investorların davet edilmesi, onlara farklı sadece Türkiye'den değil, yurt dışındaki yatırımları, startuplara da yatırım yapıp exit tarafını da yönetiyoruz birlikte. Çok güzel hem kendi içimizden çıkan hem de dışımızdan çıkan startuplarımız da oldu. Bunlar da böyle işte çok fazla üzerinde konuşmadan sizlere gösterdiğim şeyler. Bu kadar çok şey gösterince bana genelde arkadaşlarım diyor ki, yani siz tamam bunları yapıyorsunuz da aslında siz ne yapıyorsunuz diye soruyorlar. Biz aslında şunu yapıyoruz. Nasıl bir yatırım portföyünü yönetirken elinizdeki kaynakları hem region'lara göre hem miktarına göre ve beklediğiniz getiriye göre bölersiniz. Biz de aslında inovasyona tam bir yatırım portföyü şeyiyle yaklaşıyoruz, anlayışla yaklaşıyoruz. Ve elimizdeki kaynakları hem dünyada doğru dağıtmak, yani inkübasyondan yatırıma ve sonraki süreçlere kadar da doğru yerlere koyarak aslında bu bizi bekleyen süreçleri en iyi şekilde nasıl öğreniriz ve kendimizi ve birlikte bizimle beraber kolaborasyon eden partnerlerimizle beraber nasıl hazırlanırız diye günlük düşündüğümüz bir transformasyon aracının içindeyiz.
Ben de sizin gibi mobilite konusunda o yüzden böyle çok 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 heyecanlıyım. Birkaç sene önce mobilite dediğimiz zaman bizi telekom operatörleriyle işbirliği mi yapacaksınız diye soran bir şeyden bugün bunları konuşuyor hale gelmek harika. Burada beraber çalıştığım yatırımcısı ve dostum olan genç arkadaşlarımı da şimdi görüyorum. Onların hikayelerini dinlemek için de sabırsızlanıyorum. Asıl bizi geleceğe onlar götürecek. Onun için çok teşekkür ediyorum. Ben de böylece onlara bir girizgah yapmış olayım. Avva Hanım müthiş bir sunumdu. Bizi böyle makrodan mikroya gerçekten bu sektörde neler oluyor? Hangi kullanıcı davranışları bu trendleri tetikliyor? Hangi teknolojiler tetikliyor? Bunları paylaştınız. Yani mesela zaten bir sonraki panelimizin konusu bu bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikleşmiş olan ulaşım. Ama bunun yanı sıra mesela do it yourself konusundan bahsettiniz ki ben bilmiyordum, yeni öğrendim. Yani müthiş bir yenilik bekliyor bizi anladığım kadarıyla o konuda da. Yani IKEA'dan araba alabilecek ve bunu kendimizin değil belki ama bir şekilde daha kolay bir şekilde bir araya getirebilecek olmak hakikaten sektörü de kökünden değiştirecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki sizi bırakmadan bir sorum var. Geçen sene biz sevgili Ömer Burhanoğlu'nu da davet etmiştik. O da birazcık yaptıklarınızdan da bahsetmişti Farklas tarafında. Yani Türkiye'deki ekosistemi nasıl görüyorsunuz, değerlendiriyorsunuz? Sizce neler eksik şu anda? Nerelerde hızlanmamız lazım? Vallahi aslında Türkiye'deki ekosistemi bilmiyorum. Belki biz yıllardır içinde olduğumuz için ve güzel connectionlarımız ve dostluklarımız olduğu için çok manageable buluyorum. Yani eğer güzel bir fikriniz varsa bu aynı bir startup mentalitesinde de tabii ki sadece fikirler önemli değil. Onları yaptığınızı ve gerçekleştirdiğinizi gösterebiliyorsanız aslında ekosistem kurma işi çok da zorlu değil ve zaten bir de bu pandemi ve zorluklarla birlikte birbirimize kenetlenme ihtiyacı da çok çıktı. Şimdi eskiden belki benim sizi ikna edebilmem için çok uğraşmam gerekiyordu. Artık o kadar çok uğraşmam gerekmiyor. Herkes ikna olmaya hazır. TÜBİTAK'la, işte TTGV'yle, devletin bazı kurumlarıyla, belediyeler çok daha açıklar. Bir de bence artık startuplar ve bu yeni teknoloji insanları, genç arkadaşlarımız rüşlerini ispatladılar. Yani öyle güzel başarı hikayeleri çıktı ki son dönemde. Bu arkadaşların sözlerini dinlememe lüksümüzün olmadığını bence herkes anladı. Onun için şey çok güzel ama sadece Türkiye'de kurmamız yeterli değil. Bu yüzden işte Kore, Paris, Çin'e gitmemiz lazım. Çünkü onlar bizim burada ne yaptığımızı bilmiyorlar. Biz de onların orada ne yaptığını bilmiyoruz. Mesela Asya'ya gitmemek yine büyük bir kayıp olur. Çünkü Asya bugün elektrikleşmenin zaten gerçekleşmiş olduğu ve müthiş bir şekilde devam ettiği bir yer. Yani oraya giderek yolumuzu da çok kısaltabiliriz. Böyle yani çok heyecanlı ve ekosistemde çok büyük zorluk yok. Sadece açık olmak gerekiyor. Biraz da kolaborasyona yani her şeyi ben yapayım, tek başıma yapayım modundan çıkıp birlikte nasıl yaparız düşündüğünüz zaman bu sorunlar çözülüyor aslında. Harika, müthiş bir yerde de bir pas attınız. Buradan diğer panelimize geçmek istiyorum. Size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar arkadaşlar. Size de çok teşekkürler beni misafir ettiğiniz için.